Abdullah Öcalan'ın önce İmralı tutanakları ardından BDP'nin Diyarbakır mitinginde yer alan açıklamaları ABD'nin kontrolünde yürütülen AKP-PKK işbirliğini gözler önüne serdi. Öcalan'ın mektubundaki vurgular AKP'nin 10 yıllık siyasetiyle birebir örtüştü. Öcalan, AKP'nin 84 yıllık karanlığa son diyerek hedef aldığı Kemalist devrimi 90 yıllık hatalar sözüyle niteledi. Mektupta ulus devlet insanlık dışı model olarak tanımlandı. Yerine 12 Eylül darbesinin dayattığı İslam kardeşliği önerildi. Başbakan Erdoğan, Öcalan'ın adeta AKP üyesi gibi yaptığı vurguları memnuniyetle karşıladı. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır. ABD'nin kontrolünde yürütülen AKP-PKK ortaklığı Öcalan'ın mesajlarına da yansıdı. Öcalan adeta 10 yıllık AKP'li gibi konuştu. Yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Nevruz mesajları Tayyip Erdoğan'ı da memnun etti. Olumlu tepkiler doğurmuştur. Zira Öcalan'ın mektubundaki vurgular AKP'nin 10 yıldır güttüğü ABD patentli siyasetle birebir örtüşüyor. Mesajlar büyük ölçüde bizim sürekli söylediğimiz mesajlarla örtüşüyor. Abdullah Öcalan mesajlarında AKP'nin de her fırsatta yaptığı gibi Cumhuriyet devrimini hedef aldı. Tüm hata, eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen bir kez daha yanımıza mağdur edilmiş, büyük felaketlere uğramış halkları, sınıfları ve kültürleri de alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Öcalan'ın 90 yılın hataları sözüyle ortaya koyduğu Kemalist devrim düşmanlığı AKP'nin seçim otobüslerine, AKP'li yöneticilerin sözlerine de yansıyordu. Bunun en açık örneğini 2007 genel seçim çalışmalarında AKP'li de il başkanlığı ortaya koydu. İmralı tutanaklarında ulusalcılığı hedef alan sözleri ortaya çıkan Abdullah Öcalan, mektubunda da yine aynı vurguyu yaptı. Atatürk önderliğinde kurulan ulus devleti insanlık dışı bir model olarak tanımladı. Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır. Milli Kurtuluş Savaşı'nın ardından hayata geçirilen ulus devlet modeli 10 yıllık AKP siyasetinin başlıca hedefiydi. AKP'li yöneticiler ulus devletle savaştıklarını bugüne kadar açık açık ilan ediyordu. Bundan birkaç ay önce bir gazetede artık ulusçulukla hesaplaşma vakti geldi dediğimde birçok eleştiriye maruz kaldım. Öcalan, Cumhuriyet'in yurttaşlığının karşısına ümmetçiliği ve tarikatçılığı koydu. Kürt meselesinin çözümü olarak da 12 Eylül darbesinin de siyaseti olan İslam kardeşliği tezlerini savundu. Bugün Kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır. Öcalan'ın Osmanlı vurgusu AKP'nin özellikle Ahmet Davutoğlu ile birlikte uyguladığı yeni Osmanlıcılık tizinin Öcalan tarafından kabul gördüğünü ortaya koydu. Öcalan'ın hem İmralı tutanaklarında hem de Diyarbakır mitinginde yaptığı vurgular Başbakan Erdoğan tarafından da memnuniyetle karşılandı. Olumlu tepkiler